Ne? Sude. 17 yaşındayım. Evet. Ve Ve sınava hazırlanıyorum. Son sınıf öğrenciyim. son sınıf. Evet. Güzel, peki. İlk deneyim olacak bu herhalde, değil mi? İlk sınav. Böylesi bir ilk sınav. Evet. Tamam. Biraz gerginim açıkçası. Evet, makul. Tamam. Zaten biraz onun üzerine, onu biraz ameliyat masasına yatıracağız, bu sizin duygularınız meselesini biraz anlamak lazım. Pekala. Çok teşekkürler. Başka var mı? Başka kim var? Görüntün lütfen açık kalsın süreçte. Mikrofonunu belki kapatabilirsin arkadan ses gelirse diye. Ama bir şey sormak istersen lütfen istediğin zaman da beni kesiyormuş gibi düşünme. İstediğin zaman sorabilirsin, tamam? Tamam. Peki. Başka kim var? Belki seni dinleyebiliriz. Tamam. Adım Berfin. Son sınıf öğrencisiyim. Sayısal. Sınava ilk girişim olacak. Heyecanlıyım. Çok gerginim. Güzel. Pekala. Hoş geldin. Hoş Başka buldum. kim var? Başka kim var? İsmet var. Ama o bilgisayardan katılıyor. Hani Şu an konuşma yapabilir mi şu an? evet, problem olmuyor. Şu an Ha, tamam. telefonu yüklemeye çalışıyorum. Bunu 5 dakika verirsen halledeceğim. Tamam. Emel, seni de dinleyebiliriz bu arada. Tamam. Benim adım Emel. 12. sınıf öğrencisiyim. 18 yaşındayım. Ben de ilk defa sınava 5 dakika gireceğim. verirsen halledeceğim. Ben... Tamam İsmet. Ben dil öğrencisiyim şu anda. Dil sınavına hazırlanıyorum. Yabancı dil. Çok güzel. Pekala. Evet. Başka var mı? Yoksa ben Beyza başlayayım. Tamam. Beyza'nın Böyle. internetine sanırım sıkıntı var. Gidip geliyor. Tamam. O zaman şey yapar. Geldiği zaman bize katılır olursa. Uygun mudur? Ya da mesaj atabilir, bir şey atabilir, sormak istediği bir şey varsa. Bizi duyabiliyor mu? Beyza'dan. Peki. Liderim, ben bir konuşma yapayım ilk başta, o zaman açılış Lütfen. Lütfen. metinine. Değerli arkadaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıl dönümünde bu yıl evdeyiz. Ancak bayram coşkusunda yine hep birlikte yaşıyoruz. Lüleburgaz Belediyesi ve Lüleburgaz Kent Konseyi başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunun paydaşlığında gerçekleştirilen dijital etkinliklerimizde bugün uzman psikolog Sünnüzata ile beraberiz. Konumuz COVID-19 süreci ve yaklaşan sınav öncesi yaşadığımız stres. Siz değerli arkadaşlarla beraber keyifli bir etkinlik olmasını diliyoruz. Evet Sayın Atay, sözü size bırakıyorum. Çok teşekkürler, sağ ol. Evet, merhaba. Mesele geniş bir mesele aslında. Şöyle hızlıca toparlayalım istiyorum ben. Ama önce ben izci lideriyim aynı zamanda. Biraz oradan belki referansla gidilebilir. Biz yolumuzu bulmak için önce nerede olduğumuzu tayin etmek isteriz. Herkes öyle yapar gerçi. Hani şehirdeki hayatta da aynı şey yapılır ama. Mesela ormana, doğaya çıktığınızda filan bir takım şeyler kullanırız. İşte kutup yıldızına bakarız, ağaçlara bakarız filan gibi yolumuzu bulmak için. Görece kuzey tabii, harita kuzey değil belki ama, gerçek kuzey değil ama. Dolayısıyla ben de, bana böyle bir teklif olduğu zaman bir parça bu bizim hani çok da dilimize takılmış kavramlar üzerine biraz konuşsak belki iyi olur diye düşündüm. Çünkü kavramlar bizim nerede durduğumuzu belirleyen şeyler, bizi zeminlendiren şeyler. Onun için de konu başlığını zaten ne olsun filan diye böyle hani cazip konu başlıkları seçilir ya. Eyvah sınavım var geldi aklıma birden. Şimdi eyvah sınavım var dediğiniz zaman içinde hangi duygular seziyorsunuz sizden duysam? Mikrofonlarınızı açın da söyleyin hadi. Neler seziyorsunuz? Ne var o cümlede? Eyvah sınavım var. Çünkü sınavım var, başka bir şey. Baskı. Nasıl? Baskı. Baskı, güzel. Stres. Başka? Stres, güzel. Başka? Korku. Güzel. Başka? Varsa başka? Biraz da Kaygı? rahatlık var. Nasıl var?
Strese bağlı olarak rahatlık sardı beni mesela. Çok iyi. Tamam, onu ayrıca konuşuruz. Gelecek kaygısı da oluşuyor. Nasıl? Gelecek kaygısı da beraberinde geliyor. Yani benim yanımda. Evet. Hadi şimdi gelin biraz bunu konuşalım, olur mu? Dil bizi çok belirliyor. Bir şeyi nasıl telaffuz ediyorsanız ve o telaffuz ettiğinizin içini nasıl dolduruyorsanız öyle hissediyor oluyorsunuz aslında. Şimdi çok güzel cevaplar geldi. Sınavım var, başka bir şey. Eyvah! Ünlemli sınavım var, başka bir şey. Hayatta duygularımızı tek şekil yaşamıyoruz. Yani bir şeyden kaygılanıyorsak sadece kaygımız olmuyor. İçinde biraz öfke de olabiliyor. Bir şeye öfkelendiğimiz zaman içinde biraz sevgi de olabiliyor. Ha? Çok sevdiklerinizi düşünün. Onları sevip aynı zamanda öfkelendiğiniz zamanlar. Ha? Ya da bir şeyi çok böyle heves edip yapmak istediğiniz ama çok kaygılandığınız zamanlar aynı zamanda, eş zamanlı. Dolayısıyla insan kop değil duygular yaşıyor. Bir tane olmuyor. Telaffuzlardan bir tanesi bir de varsayılan duygular. Yani insan canlısının orayı iyi toplamak lazım. İnsan canlısının hissettiği ve hissetmesi gereken gibi. Heh, bu daha iyi oldu. Duygular var. Mesela stres çok tartışmalı bir duygulanım şekli. Çünkü örnek vereyim. Çıktınız şeydesiniz, trafiktesiniz. Herkesin strese girmesini bekliyormuş. İlk cümle o şey olacak. Ay, strese girdim oluyor. Kimisi müziğini dinliyor gayet keyifle. Kimisi tırnaklarını yiyor. Kimisi direksiyon simidini sökmek üzere. Kimisi parmaklarıyla hareketi yapıyor. Kimisi ayağını sallıyor. Kimisi sadece öyle duruyor. Kimisi stoplayıp kitap okuyor falan. Herkes aynı şeyi hissetmiyor. Kimilerinde oluyor, kimilerinde olmuyor bu dediğiniz şey. Stres çok tartışmalı bir kavram. O noktada. Stres aslında eşittir kaygıya denk gelen bir şey. Kaygı dediğimiz yerde durup biraz daha konuşabiliriz onun üzerinde. Kaygı aslında çok işlevsel bir duygu. Desem ne dersiniz? Hiç böyle duymuş muydunuz? Biraz anlatayım hadi size. Kaygınız olmazsa eğer, kaygının bir yere kadar kişiyi çok toplayıcı, dikkatini yoğunlaştırıcı, yaptığı işe odaklanmasını sağlayıcı bir özelliği var. Kaygınız olmazsa eğer, işin hiç ucundan tutmaya bile çaba sarf etmiyorsunuz. Bir yerine kadar. Ama o seviye artınca tam tersi bir etki yapıyor. El ayak dolanmasına filan sebep oluyor. Yapacağınız varsa yapamadığınız yere düşüyorsunuz filan. Gerçek performansınızı sergileyemiyorsunuz. Hepimiz her zaman kaygılanırız. Belli durumlar için kaygılanma halimiz olur, geriliriz ve kendimizi iyi hissetmeyiz. Böyle. Ama o bizim performansımızı engelleyecek gibi olmaz. Bir dönem yaşarsınız, ondan sonra onu fark etmezsiniz. Ne zamanki başlar süreç, o kaybolur gider ve yolunuza devam ediyor olursunuz. Ama kimimizde, bu da kişisel farklılıklar, bu öyle bir noktaya gelir ki eli ayağı tutmaz hale gelir kişinin. Ha? Hiçbir şey yapamaz hale gelir. Bu yakıcı bir kaygı aslında. İdeal olan hepimizin istediği böyle iyi duygular, değil mi? Hani kendini iyi hissetmek, mutlu hissetmek, sevinçli olmak falan gibi. Üzüntü, kaygı, öfke bunlar çok kabul görmeyen duygulardır. Halbuki bunlardan öğreniriz biz çoğunlukla hayatta. Ve onlar bize çok katkı sağlar. Şöyle bir düşünün iyi hissettiğiniz zamanlarınızı. Evet, anılarınıza dönüp bakınca hatırlarsınız filan ama onlar hızlı geçer. Hızla geçer. Çok bir şey öğretmez. İyi hissedersiniz o kadar sadece. Kaldı ki buna da ihtiyacımız var. Ama negatif duyguların olduğu zamanlar size çok daha şeyleri öğreten, sizi daha büyüten aslında olduğunuz yerden başka yere taşıyan duygulardır. Az önce dedim ya duygular birbiriyle karışık diye. Korku dendi orada, gayet iyi bir tespit. Çünkü zaten insan yaşadığını bilir. Yani yaşıyorsunuz çünkü içinizde yaşıyorsunuz bunu. Korku daha herkesçe kabul görmüş. Mesele, bir meseleye dair hissedilen bir duygudur. Mesela işte
tren raylarından geçmeyi planlıyorsunuz. Ayağınızın raylara takıldığını düşünün, sıkıştığını. Yani. Ve ayağınızda minik bir vibrasyon hissetseniz. Korku hali başlar. Çünkü bilirsiniz ki oradan bir tren gelecek. Ve hiçbir tren, eğer bir çizgi film kahramanı değilseniz, sizin üstünüzden geçip ondan sonra siz üstünüzü başınızı silip yürüyüp gidemezsiniz. Zarar verici bir şey. Korkarsınız. Ama bir de şöyle düşünün. Yeni insanlarla tanışacak birisi. Ondan sonra içinde biraz merakla birlikte. Eğer çok kaygılı biriyse zaten merak olmaz. Eyvah! Acaba onlarla sohbet edebilecek miyim? Acaba beni beğenecekler mi? Acaba beni kabul edecekler mi? Acaba dilim sürçer mi? Geldiği yerde kaygılanma başlar. Kaygı biraz aslında kişinin kendisinin ürettiği bir şey. Kaynaklarına da bakacağız. Suçlu siz değilsiniz günün sonunda. Zaten bir suçlu aramıyoruz. Sadece olan bir şeyden bahsediyoruz. Ama korku daha trene karşıyken, kaygı daha yeni bir yere gidiyorum, eyvah dilim sürçerseye dair bir şey. Birçoğunuzun belki aklına bile gelmiyor ama kimi raya koysanız tren raylarına aynı korkuyu hisseder. Dolayısıyla bu karışık duygu insanın bir de yoğunluğu artınca falan insanın biraz dengesini bozuyor meselesine geliyor. Hadi korkuyu bir kenara itelim. Tek kaygıya bakalım. Ne yapıyor kaygı insana? Kaygı çok ilginç bir şekilde bulaşan bir şey. Birinden diğerine bulaşıyor. Aslında size geçişi de böyle. Birazdan anlatacağım ona nasıl geçtiğini. Çünkü çoğunlukla size şey diyorlar. Ortada bir şey yok ki, kaygılanmana gerek yok. Sakin ol. Sen yaparsın. Çok başarılısın. Her şeyi biliyorsun. Bak ne kadar çok çalıştın. Olacak tabii filan dedikleri yer. Sizin belki de en sinirlendiğiniz yer. Çünkü kontrol edilemez bir şey o kaygı denilen şey. Ve sizden bir de onu aynı zamanda kontrol etmenizi istiyorlar. Onu istedikleri zaman da aslında kaygınız daha çok artıyor. Bir de işin içine biraz öfke de giriyor. Biraz güvensizlik de çöküyor bünyenize belki aynı zamanda. Kaygı bulaşan bir şey. Ve mesela bakın kaygılı, belli bir seviyede olan değil ama rutinde düzenli kaygılı olan, yani çok çabuk uyarılabilen, kaygı düğmesine çabuk basılan insanlarda mesela çarşıya, pazara bir yere gittikleri zaman bir şey almakta çok kararsız. Alırlar saatlerce dükkan gezilir. Sonra o alınan götürülür, tekrar geri verilir. Yerine bir tane daha alınır. O da olmaz filan gibi. Yani kararsızdırlar. Sorumluluk almak noktasında. Çünkü aldıkları şeyi kendi beğenileri için almıyor oldukları yerde. Bir başkasının da beğenisi. Takdir. Aslında cümle şu. Doğru yapıyor muyum? En basit şey de bir ayakkabı alımında dahil. Doğru mu yapıyorum? Ya da biraz daha şey yaparsak, eğer biraz daha ilerlersek bu karar alamama ve vesaireler silsilesiyle çaresizlik hızla içine düştükleri bir şey. Ve civarlarında eğer korkmayan birileri varsa, kaygılanmayan birileri varsa, bir kaygılı bir insan için en sıkıntılı şeylerden birisi bunu sadece kendisinin hissediyor olması ya da öyle düşünüyor olması. Dolayısıyla diğerlerine karşı bir öfke ve aynı zamanda da o kaygılanmayan kişilere akıl hocalığı, hani onun yanında durmak ve ondan bilgi almak gibi bir eğilim zaman içerisinde ortaya çıkar. Çaresizlik meselenin içine girdiği zaman çaresizlik sanıyorum insanın kendisini adı üzerinde yolsuz ve çıkışsız bulduğu yer. Ha? Elin ayağın birbirine karıştı. Güzel. Bunları anlattık şimdi. Bunların toplamı sizin aslında sınav bakıldığı zaman sınavdan bir tren olmadığı için korkmanızı beklemiyoruz değil mi? Kaygılanmamız eğer makul seviyelerdeyse evet, ama çok çok fazlaysa o zaman orada minik bir soru işareti oluşuyor. Acaba sınava mı gidiyorsunuz yoksa sınanmaya gittiğinizi mi düşünüyorsunuz? Sorusu ilk akla geliyor. Çünkü sizden beklenen şey belli konulara çalışıyor olmanız, muhakkak bir kaygıyla sınava giriyor olmanız ve o sınavda bir yerinden sonra o kaygıyı bir kenara koyup, yaparak demiyorum, kendi akışında öyle olması gerekiyor. Sizin bütün sınava kilitlenip o soru, bu soru, o nasıl... Merakla soruları çözmenizi bekliyoruz değil mi? Olması gereken o normal akışta. Ama ucuna eklenen bir kaygı bekliyoruz. Aslında burada kaygı biraz kirletilmiş de ve bulaşıcılığından dolayı da
sanıyorum sınava girecekseniz şuraya gelmiştim de muhakkak kaygınızın olması gerekiyor. Yani olmazsa kimi danışanların öyle söylediğini biliyorum. Hiç kaygım yok şimdi canım. Acaba sınav kötü mü geçecek? Yani böyle bir cümle anlatabiliyor muyum? Çünkü bir başkası da şöyle gelebiliyor. Sınav kaygım var. Sanıyorum sınavda başarılı olamayacağım. Anlatabiliyor muyum? Yani sınav kaygılı olmamak dahi bir kaygı unsuru olabiliyor bir yerinden sonra. Çünkü sınav eşittir kaygı ve korku olmalı gibi paket program gibi geliyor size sanki aynı zamanda. Birkaç sene kala zaten başlıyorsunuz meseleye. Ve eğer bir insan olması gerekenden fazla kaygı yaşıyorsa, güzel. Bunun sorumlusu siz misiniz? Sanmıyorum. Dediğim gibi bir sorumluluğu da aramıyoruz. Küçük çocukken, bebekken, ilk doğduğunuzdaki motivasyonunuz sadece hayatta kalmak oluyor. Ona dair ağlamalarınız oluyor. Altınızı ıslattığınızda, karnınız acıktığında, size bakım veren kişi de bunu öğreniyor zaten. Nasıl ağladıysanız, ah şimdi gazı gelmiş, ah şimdi tuvaleti derken böyle öğreniyorsunuz karşılıklı. Sonra iletişim başlıyor. Sonra ev içerisindeki adetlerle siz bir şeyleri öğreniyorsunuz. Ev içerisinde eğer sizin kaygılandığınız, gergin olduğunuz zamanlarda sizi sakinleştirebilecek bir atmosfer varsa, kriz durumlarında, çünkü ilk krizi evde görüyorsunuz. Ben burada şey örneği veriyorum çok fazla, çok da seviyorum. Kendi evinizde yaşasanız, evden çıkana kadar ve elinizde taksanız şey terliklerinizi evde yaşarken, adet öyleymiş sizin evde diyelim. Terlikler ele takılıyor. Hep elinize takarsınız, hiç sorgulamazsınız. Ayaklarınız üşür ama elinize takarsınız. Çünkü evde ele takılıyor sizin evde terlikler. Ne zaman öğrenirsiniz bu şeyin terliğin ayağa takıldığını? Bir komşunuza gidip gördüğünüzde, aa onlar ayağa takıyorlar, hiç fena olmuyor, yumuşacık yumuşacık ve sıcak. Ben de bir deneyeyim falan diyorsunuz. Ya onu sürekli ayağınıza takıyorsunuz ondan sonra ya da arada elimize arada ayağınıza falan gidiyorsunuz. Dolayısıyla biz bir sürü şeyi evde öğreniyoruz. Büyürken ve gelişirken bir kendimize dair şeyleri öğreniyoruz. Hırçın mıyız, yaramaz mıyız? Etiketlerimiz oluyor yani. Ve sonra sakinleşebilir miyim, sakinleşemez miyim? Kendimi sakinleştirebilir miyim? Bir kriz anında ne yapmalıyım? Evde eğer ebeveyn ve diğerleri bir kriz anında hep bir ağızdan konuşuyor, hiçbir çözüm üretemiyorsa sizin öğrendiğiniz şeylerden bir tanesi bu oluveriyor. Tam tersi bir durum olursa oradan bir şeyler alıyorsunuz ve sepetinize koyuyorsunuz. Meselelere sorunları gidermeye dair. Tabii sadece ailenizde kalmıyorsunuz, avantaj dışarıda çıkıyorsunuz, öğreniyorsunuz başka şeyler. Ama ilk temel duygular evde öğrenildiği için eğer evde birisi gripse, bir ikisi gripse, nasıl grip geçiyorsa bir diğerine, az veya çok etkileniyorsa gripten, kaygı da benzer bir şey. Diğer tüm duygular gibi. Eğer evde bir kaygı atmosferi varsa bu da çok algılanmıyor aslında. Çünkü aman karşıdan karşıya geçerken dikkat et. Okula gittiğiniz zaman sürekli aranan siz. Yemek yedin mi? Üstünü değiştirdin mi? Bunu giydin mi? Arkadaşında mısın? Neredesin? Kaçta geliyor? Bunların hepsi aslında iyi niyetle yapılmış. Gayet iyi niyetle yapılmış. Ama bir yerinden sonra siz yavaş yavaş henüz filizlenen sizler için kaygı unsuru. Yani eğer birisine niye sürekli sorarsınız? Neredesin? Gittin mi? Geldin mi? Karşıdan karşıya giderken, geçerken çok dikkat et filan. Bunlar niçin söylenir sizce? Liderim, ya da burada süremiz dolmak üzere de tekrardan ben bir link atayım. Onun üzerinden de devam edebiliriz. Tamam lütfen. Lütfen. Tamam. Çıkalım mı o zaman? Hemen çıkalım. Bir sonra gelelim. Çıkarsanız ben de kaydı alayım. Ondan tamam. Sonra tekrardan açıp geleyim. Tamam, peki. Dolayısıyla böyle bir atmosferde ne hissedersiniz? Yani size sürekli dışarı çıkarken, dikkat edin karşıdan karşıya geçerken, arkadaşınla buluştun mu, geliyor musun, kaçta geliyorsun falan denildiği zaman. Ne hissettirir bu? Gittiğiniz biraz yere daha. Baskı. Hissettirebilir kaygı.
Hissettiğiniz baskı olur. Çok iyi gidiyorsunuz. Hissettiğiniz baskı oluyor. Ama aynı zamanda başka bir şey daha var orada. İlla öyle olması gerekmiyor mu? Çok araya sızmış merak, kokusu çok merak. Güzel. Merak edildiğimizi hissediyoruz. Değerli olduğumuzu hissediyoruz. Evet, bir yerine kadar evet ama bir yerden sonra şey düşün, acaba şurada gelir mi aklınıza diye düşün. Belki de onların ya, kaygısı bize de bulaşabilir. E bulaşırsa ne olur? Onların hani işte vardın mı, işte buluştun mu buluşan insanlarla derken hani belki de daha buluşmamıştık ve hani acaba bulaşabilecek miyim kaygısını oluşturabilir kafanda. Ya da işte belki de hani beni burada tek başıma mı bıraktılar kaygısı eğer geç kalmışlarsa. Yani çok geniş kapsamlı düşündüğümüzde çok fazla sonuca hani yol açabilir. Peki kaygı. şey desem, bu kadar sorulan bir yer herhalde dışarısı çok güvenli değil. Bu kadar söylendiğine göre. Aman ona dikkat, aman buna dikkat et falan. Aslında iyi niyetle yapılan şeyler. Dolayısıyla zaten bu tutum ve tavır ister istemez sizi de kaygılı. Yetişeceğiniz yere, yetiştikten sonra dönüşte falan gibi. Bunlar minik minik üst üste eklenerek aslında kocaman bir havuz yaratıyor sizi. Ve sonra bir başkası için çok kolay bir hareket olan bir yerden bir yere gitmek sizin için kaygılandırıcı bir şey oluyor. Dönelim sınava. Sınav hak ettiğinden fazla değer yüklendiğinde bir şeye, mesela birileriyle tanışma. Buraya eğer hak ettiğinden fazla değer yüklüyorsanız, acaba beni beğenecekler mi? Acaba dilim sürçecek mi? Acaba yanlış bir şey söyler miyim? Söylerseniz ne olur acaba? Beğense, yani beğenirler herhalde zaten, bilmem. Bir kısım için hiç sorun olmayan şeyler. Eğer siz buna çok büyük bir anlam yüklüyorsanız, o zaman kaygı düzeyiniz olması gerekenden çok daha yükseliyor. Ha? Şimdi tüm bu meselenin içerisine bir de şeyi koyarsak, bence orada hiç hakkınızı yemeyin, COVID sürecini koyarsak, ha? Birçok insan için şey de deniyor. Aa çok iyi oldu, bir sürü aslında hani şey, hani COVID olduğu yolda anlamında değil, hani evde olmaları avantaj, bir sürü dikkatlerini dağıtacak şey yok. Yoğun yoğun çalışıyorlar falan gibi ama sizin özgürlüğünüzü ciddi kısıtlayan bir şey. Hava almanıza engel olan bir şey. Dışarı çıkıp derslerinizden uzaklaşıp ha? Bir şeyler kafanızı dağıtabilmeniz, kendiniz dahil bedeninizi kullanabilmeniz, dolayısıyla enerjinizi yükseltmeniz. Bunların hepsinden yoksun durumdasınız dolayısıyla. Sormadım ama kimilerinizde buna dair kaygılar. Hı? Aile bireylerine dair, çevreye dair, geleceğe dair. Ve olduğu kazandınız, acaba gidebilecek misiniz? Fiziksel mesafe denilen bir şey var. Yani bunların hepsini bir araya koymakta sayısız fayda var diye düşünüyorum. Dolayısıyla sorulanlardan ilki, benim bu kaygım var. Ben bu kaygıyla nasıl baş edebilirim? Anlattıklarımdan aslında bir parça çıkarılabilir bir şey olarak. Kaygı aslında sınavla ortaya gelen bir şey değil. Zaten önceden getirdiğiniz bir şeyin sınav tarafından tetiklenmesinden bahsediyoruz. Bu tetiklenişte ortaya çıkacak kaygı da ne kadar yatkın olduğunuz ve dışarıdan da taziyin ne kadar yüksek olduğu. Bu sınav olmazsa hayatınız sona erecek falan gibi bir tablonun çizildiği yerden bahsediyoruz. Çünkü sınavını bitirip, üniversitesini kazanıp, okulunu bitirip halen daha sınavların arkasında. Çünkü bu sizin ilk sınavınız. Ondan sonra da devam ediyor olacak. İş görüşmeleriniz olacak. Eğer sınavda paralize oluyorsanız, hepinizin böyle yaşadığını sanmıyorum zaten. Dediğim gibi kaygı çok işlevsel, çok gerekli. Ama kaygı duyuyor olmak insanları eyvah kaygı duyuyorum, sınavda da herhalde yapamayacağım duygusuna götürüyor. Ne düzeydedir kaygılarınız bilmiyorum. Ama muhtemel işlevsel düzeyde kaygılarınız. Ve gittiğiniz anda, oturduğunuz anda, başladığınız anda bir süre sizin ayağınıza takılıp ondan sonra size yol gösterecek, sizi diri tutacak bir kaygıdan bahsediyoruz. Belki yüksek oranda. Çünkü diğer şekli çok aralıklı görülen
şeydir, daha nadir görülen bir şeydir ve çok yaygın da, nadir ama yaygın, kişinin hayatının yaygın bir şekilde örten, kapsayan bir kaygıdır aynı zamanda. Ve dediğim gibi sınav sadece bir tetikleyici olarak orada görev görür. Ne yapalım sorusu olursa sizden gelmeden hemen cevaplamak istiyorum. Makul bir kaygıysa onun için bir iki egzersiz göstereceğim size. Çok eğlenceli egzersizler. Onları yapabilirsiniz. Kendinizde de uygulayabilirsiniz. Onların matematiğini de biraz anlatacağım size. Ama böyle zaten hızla kaygılanan ve sınavın da sadece tetikleyici olduğu, o kadar ki hani okuduğumu, yazdığımı anlamıyorum, elim ayağım birbirine geçiyor dediğiniz yer, burada destek almanız gereken bir şeyden bahsediyoruz. Hemen bir reçeteyle çözümden bahsetmiyoruz. Ama bir yandan da biliyoruz ki merkezi sinir sistemi çok rahat sizin ayağınızı kaydırabilir, siz de onun ayağını kaydırabilirsiniz. Çünkü bu söylediğim, az önce söylediğim yerli, aslında bağlama çok uygun olmayan duygulanımlar, yanlış değil, uygun olmayan duygulanımlar, duygunun yanlış olmaz çünkü. Merkezi sinir sistemi gerekli uyaranı almadan, yani treni görmeden kaygılanmaktan ve korkmaktan bahsediyoruz. Eğer böyle bir şeyse akışınız, sınava olduğundan çok çok büyük değer yüklediğiniz ve onun altında da gerçekten ezildiğiniz, hiçbir şey yapamadığınız bir yerse, o zaman evet destek, ama diğer şekliyse, bir miktar kaygılanma ise eğer, onun regülasyon dediğimiz, stabilizasyon dediğimiz, yani kendinizi sabitleme, kendinizi dengeleme dediğiniz şeyi yaparak süreci çok daha rahat taşıyabilirsiniz diye düşünüyorum. Sorunuz var mı? Soru sormak isteyen. Ben gerçi neredeyse sorulacak bütün sorulara bir iki cevap veriyor olduğum gibi. Benim hani kısa bir sorum var. Hani Sudanur arkadaşım da zaten ona değindi. O kadar hani stresliyim ki hani artık bir rahatlama geldi dedi. Yani o tarz bir cümle kurmuştu. Ve hani benzer bir sorunu benim de yaşadığımı düşünüyorum. Yani belli bir dönem özellikle eve kapandıktan sonra hani ne yapacağım, nasıl çalışacağım, sınava nasıl hazırlanacağım stresiyle, o kaygısıyla beraber hani çok fazla kasılmıştım. Ve hani bu duygu yoğunluğunu hala yaşıyorum. Ancak diğer yandan hiç çalışmaya dair bir... Yani çalışmaya itmiyor beni hani bu kaygılarım. Hmm. Önceden mesela itiyordu. Yani eve kapanmadan önce ben kütüphanede, okulda, bazen evde de hani kendimce çalışıyordum. İşte öğretmenlerimden yardım alıyordum. Ancak eve kapandıktan sonra bu kaygım ciddi düzeyde arttı ve evde hani asla çalışamıyorum şu anda. Ve bu daha da beni kaygılandırıyor. Zincirleme evet. Bir şekilde bu devam ediyor yani. Birbirlerini de hani itekliyorlar. Ben evet. Çalışabiliyordum. Ama aniden öne çekilince tarih çok böyle bir stres yaptım. Sinirim bozuldu. Eyvah, neye yetişeceğim? Ne yapacağım? Hangisine evet. Çalışacağım derken odaklanamamaya başladım. Odaklanamadığım için şu anda neredeyse hiç çalışamıyorum. Hı-hı. Evet. Şimdi bu tanımladığınız şey aslında az önce bahsettiğim kaygı beraberinde sizi bir yerinden sonra çok çok üst seviyeye çıktığı zaman, yani taşıyabileceğinizden üst seviyeye çıkmaktan bahsediyorum. Çok daha üst seviyeler, yani tanımlar yapsam şaşırır kalırsınız kaygı noktasında. Ama sizinki daha hani taşıyabildiğiniz, çünkü bundan şikayetinizin de olduğu yerdesiniz, değil mi? Yani öyle bir yere geldi ki ben artık önceden düzenli çalışan birisiydim, artık çalışamıyorum dediğiniz yere geldiniz. Ha? Şimdi kaygı bir parça, az önce bahsettim, bu kararsızlığı da, yani kaygılı olmak, kaygılı yapıya sahip olmak aslında kararsızlığı beraberinde getiren bir şey. Daha genel bir cevap veriyor olacağım. İçinden kendinize ait olanları cımbızlıyor olursunuz. Çünkü daha detay sizin hakkınızda bilgi sahibi olmalıyım ki daha nokta atış bir şeylere bakıp bir şeyler söyleyebiliyor olayım. Ama genel bir şeyler söyleyeceğim. İçinden siz lütfen alırsınız sizin için kıymetli bulduğunuz kısımlarını.
Kaygılı yapı kararsızlığı beraberinde getirir. Ya da zaten kararsızdır kaygılı kişi. Döngüdür oradaki, lineer bir şeyden bahsetmiyoruz ama. Bu kararsızlık meselesi aslında bir yerinden sonra ona mı karar, buna mı karar? Karar çünkü bir şeye karar verip elinizi uzattığınızda tırnak içinde doğru olana elinizi uzatmış olmak istiyorsunuz. Hepimiz öyle istiyoruz değil mi? Yani beğendiğimiz demiyoruz da, yani güzel demiyoruz da, ya da kimisi çok hoşuma gitti deyip alıyor. Orada bir sorun yok ama eğer elinizi uzattığınız şeye sizin beğenmeniz, size uygun olandan çok doğru olan acaba hangisi sorusuyla uzatırsanız, yaşayacağınız şey elim uzatıyorsa ama doğru olmayabilir. O zaman hiç elimi sürmeyeyim dediğiniz yer. Dolayısıyla bir yerinden sonra aslında onun arkasından gelen silsileyle sorumluluğu biraz bırakıyor olmak. Çünkü sorumluluğu almadığınızda bir tercih yapmıyorsunuz. Yani tercih yapmayarak zaten bir sorumluluk almıyorsunuz. Ve silsileyle bir hata yapma imkanınız, olasılığınız ortadan kalkıyor aynı zamanda. Çünkü yaptığınız şey yanlış olabilir. Yeterince çalışmamış olabilirsiniz, yanlış yere çalışmış olabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Ve hani bu zaman sıkışıklığı da biraz onunla ilgili. Çalışsam da herhalde seçtiğim yer yanlış olur. Şimdi hepsini yapmam gerekiyor. Hepsini yapmanız doğru çünkü. Birazını yaparsanız çok uygun olmaz. Şimdi o zaman hangi parçayı seçsem daha uygun olur falan dediğiniz kararsızlığı. Bir dakika o zaman ya. Yani ben hiçbirini seçmeyerek, yani zaten olabilecek risk, tamam bırakıyorum o zaman falan dediğiniz yere. Denk gelen bir şeyden bahsediyorsunuz aslında. Ha? Kaygının öyle bir yere geldi. Seçme şansınızın da tamamen ortadan kalktı. Seçme hevesinizin de tamamen ortadan kalktı. Bir parça sorumluluk almamaya götüren bir yer bu. Genel anlamda konuşulursa. Ama COVID özelinde konuştuğumuzda orada aynı zamanda şunu muhakkak sistemin içine dahil etmek gerekir. Çok önemli bir değişken olduğunu düşünüyorum. Rutinlerinizin tamamen bozulduğu. Sabah kalkıp üstünüzü giyip bir disiplinle bir yere gittiğiniz, o yerde belli bir zamanı, belli bir süreci geçirdiğiniz, belli saatlerde molaların olduğu, mekanlar insana disiplin de sağlar aynı zamanda. Kafamızda da mekanları ayırıyoruz. Evim, yatak odam, yatağım, işte sandalyem, kimisi sandalyesinde bile, bu benim çalışma sandalyem, çok rahat ediyorum bunda der. Anlatabiliyor muyum? Ve oturduğu zaman rahat çalışır. Ya da masası. Ha? Değil mi? Üç aşağı beş yukarı hepimizin küçük de olsa lüksleri vardır bunun için. Bir de kurallar vardır. Yetişkinlerle konuşuyorum COVID'le ilgili. Bu tür konferans konferans çalışmalar yaptığımızda insanlar evden çalışıyorlar, sırt ağrıları, bel ağrıları, doğru düzgün çalışamıyorum falan dedikleri yerde. Önerim üstünüzü tam giyin. Evinizde bir köşe yaratın. Çünkü artık sizin eviniz sizin şehriniz gibi oldu. Ha? Ben buradan yatak odama giderken şey diyorum işte, Taksim'e gidiyorum. Mutfak işte Osman Bey oluyor filan, yani hani İstanbul'dayım. Dolayısıyla küçücük mekanı parçalara bölmüş durumdayım. Evinizin tanımı değişti artık. Eviniz sizin hem çalıştığınız, hem uyuduğunuz, hem dinlendiğiniz, hem spor yaptığınız eğer yapıyorsanız gibi her şeyi kapsayan küçük bir kapsül haline geldi. Dolayısıyla mekanlar insanı disipline eder. Bu mekanlardan yoksunsunuz. Hı? Kalkıp gidip dershanenizde, okulunuzda, sandalyenize, hangisini seviyorsanız, camın önünde, denize bakan, penceresi bilmem nerede, neyse tercihiniz, arka sırada, ön sırada oturup dersinizi çalışamıyorsunuz. Sessiz bir yer bulup kendinize çalışamıyorsunuz. Hep evdesiniz ve hareketsizsiniz. Bence bunları sürece muhakkak, bu sürecinize katıyor olun. Verilen tepkiler normal. Şu anda sizin yaşadığınız hem COVID hem sınavla ilgili böyle mix bir tedirginlik ve kaygıdan bahsediyoruz. Ha? Durum anormal aslında. Sınav için de aynı şeyi söyleyebilirim, biliyor musunuz? O kadar bahsedile edile edile ve şeyi de çok iyi bildiğiniz halde sınav bittikten sonra hemen kapıda size iş yerinizin anahtarını veriyor olmayacaklar. Bunu çok iyi biliyorsunuz değil mi? Hepiniz biliyorsunuz. Ondan sonra da başka bir şey oluyor olacak. Zaten hayat bu. Yani hani muhakkak bir şeyler olacak. Ayağınıza taşlar değiyor olacak. Onu biliyoruz. Ama sınava yüklenen bu çılgın misyon
bunun çok tırnak içi normal olduğunu düşünmediğim yerde anormal duruma verilen normal tepkiler aslında. Tıpkı Covid'de olduğu gibi. Ben bunu travmayı anlatırken insanlara kullanıyorum. Biz travmadaki mottomuz odur çünkü. Anormal durum, durum anormal. Beklenen bir durum değil. Tepkileriniz normal, kaygılanmanız, ha? Kendinizi gergin hissetmeniz, rüyalar görmeniz ve vesaire travma noktasında. Ama bunu tabii bu şekilde, bu tatta yaşayan gençlerde vardır muhtemelen sınav meselesini. Dediğim gibi yüklenen çok yüksek değer ve hatta sınavın bile taşıyamayacağı bir değerden bahsediyoruz. O bile zorlanıyor bence taşımakta. Çünkü mesele asıl bakarsanız ondan sonra gelişiyor olacak. Her meydanı sonrası aslında zorlanacağınız yer olarak değil, keyifle devam edeceğiniz yer. Bu sadece bir belki aradaki teferruat gibi olan bir şey. Ha? Çünkü gerçekten neyi ölçtüğünü çok bilemediğimiz bir şey aynı zamanda. Onun için hakkınızı yememenizi şiddetle tavsiye ediyorum. İlginç bir dönemden, benim annem böyle bir şey yaşamadı, annemin annesi herhalde yaşamamıştır. İlginç bir dönemden geçiyoruz. Mekan ve zaman algımızın çok çok değiştiği. Başka soru var mı sormak istediğiniz? Nasıl? Sesim gelmiyor. Bir yeşerdi çerçeven, sen konuşuyorsun herhalde ama. Ses gelmiyor. Hiç gelmiyor ses. Sanırım İsmet sen konuştun ama hani sessizdesin. Şimdi oldu mu? Şimdi oldu mu? Evet biraz... evet şimdi oldu. Biraz yakına gelirsen. İsmet miydi isim? Biraz yakına gelebilirsen sanki daha rahat duyacağım. Benim bir sorum var. Lütfen. Sizce bizim bu yaşam tarzımız doğru mu? Yaşam tarzımız doğru. Yani yaşam tarzımız aslında şu, üniversiteyi kazanamazsan bittin, öldün. Yani yıkıksın. İşte her şeyi bir sınav üzerine kuruyorlar. Hani mesela insanların hayatlarını da bir sınav üzerine kuruyorlar. Yani gelecekte mesela hani istediğin hayata sahip olmak için illa üniversiteye kazanman gerekiyor mu? Yani bu kadar her şeyden daha önemliymiş gibi lanse etmek doğru mu? Güzel. Peki ben önce nasıl bir hayat istediğinizi tabii merak ederim. İstediğiniz hayata gidecek çok yuvarlak cümleler bunlar ya. Genelde bunlar kullanılıyor. Bir ikincisi doğru mudan çok benim söyleyici soracağım şey size uygun mu? Doğru yanlış çok tartışılır bir şey ama bu kadar yükün sınavı, bu kadar değerin ve onu başaramadığınız yerde, tırnak içi o neyse, değersiz bir yere düşüşünüz matematiği uygun mu? Sorusunu sorarım. Peki onun üzerine düşünmek istersiniz. Doğru başka bir şey çünkü doğru ya da yanlış ama çok uygun mu sorusu çok kafada soru işareti oluşturan bir şey. Bu size iyi gelsin diye söylemiyorum. Birçoğunuzun zaten bildiği de bir şey aynı zamanda bu. Ama böyle herkesin birbirine dediğim gibi grip gibi bulaştırdığı bir şey. Ama sınav korkulması gereken, sınav sizin hayatınızı falan gibi. Bunlar sonradan oraya eklenen, yapıştırılan şeyler. Çok da güzel durmuyor herhalde üzerinde diye düşünüyorum ben. Şimdi minik iki tane egzersiz yapalım. Olur mu? Bunları kullanabilirsiniz. Danışanlarım çoğunlukla şey diyor. Ben beden çalışıyorum. Terapistim ve biliyorum ki bütün duygular... ve biliyoruz ki bütün duygularınız bedeninizde hapsolur. Kaygılandığınız zaman bedeniniz hareketlenmeye başlar ya, kalbiniz çarpar, ağzınız kurur filan, ayaklarınız titrer. Bir karşıdan tren gelirken de o olabilir, korkuyla kaygının karıştığı yerde. Tren yokken de
herhangi bir şey, bir arkadaşla buluşma, bir şey yapma, oradaki az önce bahsettiğim meselede de kalbiniz hızla çarpmaya başlayabilir, ayaklarınız titreyebilir, ha? Ve aslında olmayan bir şeyden dolayı bedeniniz hareketlenebilir. Beden duygularımızı en iyi taşıyan zarf, çok erken dönemde öğreniyor beden taşımayı. Hemen öğreniyor aslında. Hemen ilk hafıza depomuz bedenimiz. Ve unutmuyoruz da. Zihnimizle öğrendiklerimizi unutuyoruz ama bedenimiz unutmuyor. Hiç olmamış mıdır gün içerisinde bir kokuyla çocukluğunuza gittiğiniz? Ya da bir kokuyla annenizin yaptığı kek o güne, böyle birden kendinizi iyi hissettiğiniz ya da bir müzikle çok kötü hissettiğiniz, ha? Ortada hiçbir şey yokken. Beden çok iyi hatırlar ve aynı zamanda uyarır da kişiyi, hatırlatır insana. Bir parça şimdi sizinle minik bir egzersiz yapalım. Ayaklarınız yere sabit olsun hepinizin. Olur mu? Güzel. Sandalyenizde arkanıza yaslanın. Güzel. Ben de yaslanayım hadi. Güzel. Hadi şimdi gözlerinizi kapatın. Hiçbir şeyle uğraşmayın elinizde. Gözlerinizi kapatın. Arkanıza yaslanın. Güzel ve sadece... Evet. Herkes gözlerini kapatırsa ne kadar güzel olur. Güzel. Peki eğer gözlerinizi kapatmaktan çekinmiyorsanız, kimi zaman kimi de çekinirler, huzursuz olurlar. Güzel. Ayaklarınız yere sabit. Yerin ayaklarınızı, oturduğunuz yerin sırtınızı ve kalçalarınızı nasıl desteklediğini hissediyorsunuz. Ayaklarınız yere sabit. Yerin ayaklarınızı, oturduğunuz yerin sırtınızı ve kalçalarınızı nasıl desteklediğini hissederken, şimdi kendi ritminizde yavaş yavaş nefes alıp vermeye devam ediyorsunuz. Nefesinizi fark ediyorsunuz. Ayaklarınız yere sabit, yerin ayaklarınızı, oturduğunuz yerin sırtınızı ve kalçalarınızı nasıl desteklediğini hissederken ve kendi ritminizde yavaş yavaş nefes alıp verirken ve nefesinizi fark ederken, şimdi ağzınızda küçük bir buz parçası düşünün. Çilekli, ekşi, dilinizin ısısıyla o buz parçası erirken ağzınızın nasıl bol bol salya ürettiğini düşünün ve tüpürünüzü yutun. Ayaklarınız yere sabit, yerin ayaklarınızı, oturduğunuz yerin sırtınızı ve kalçalarınızı nasıl desteklediğini hissederken ve kendi ritminizde yavaş yavaş nefes alıp verirken ve nefesinizle birlikte vücudunuzun merkezine doğru yol alırken ve ağzınızdaki o küçük buz parçasıyla ağzınız bol bol salya üretirken, şimdi kendinizi rahat, iyi hissedeceğiniz bir yere hızla götürmenizi istiyorum, gözleriniz kapalı. Güzel. Şimdi oradasınız. Ayaktasınız ya da oturuyorsunuz. Oranın ısısını bedeninizin neresinde hissediyorsunuz? Bakın bakalım. Güneş mi var? Rüzgarlı mı? Rüzgarı nerede hissediyorsunuz? Herhangi bir koku var mı burnunuza çalınan? Herhangi bir ses kulağınıza çalınan? Ve manzaraya bakın. Dörtten bire doğru sayıyor olacağım. Bir dediğimde gözlerinizi açıyor ve kendinizi daha iyi hissediyor olacaksınız. Dört. Oturuyor musunuz, ayakta mısınız, yatıyor musunuz? Bakın bakalım, zeminin vücudunuzu uyguladığı basınçta bedeninizde nerede hissediyorsunuz? Ayaklarınızdaki sıcaklık, zemin, güvendesiniz. Üç, kulağınıza çalınan bir ses var mı? Ya da burnunuza gelen bir koku. Oranın ısısını şu anda bedeninizde nerede hissediyorsunuz? Geçin bakın. Derin bir dinlenmedesiniz ve bunu hak ediyorsunuz. İki, gözünüzde eşsiz bir manzara. Bakın etrafınıza. Kulağınızda o sesler, burnunuzda o koku. Oturuyorsanız bacaklarınızdaki o koltuğun bacaklarınıza verdiği o his, ayaklarınızın altındaki zemin, huzurlusunuz. Öpüyoruz. Birkaç kez nefes alıp gözlerinizi açabilirsiniz. Sen nereye gittin? Dur neydi? Emel. Söyleme. Ben... Tamam. Söyleme, paylaşmak zorunda değilsin. Dağ, orman, kırbayır öyle bir yere mi gittiniz? Yani bir bahçeye gittim.
Küçükken sürekli orada vakit geçirdiğim. Nenemin, yani işte vefat eden nenemin olduğu bahçeye, onun bahçesine. Evet, evet. Biz çok daha sivil bir yere, yani nötr bir yere gitmenizi tercih ediyoruz. Efendim hemen şimdi ikinci uygulamayı yapalım. Buralara giderken şeye özen gösterin. Dağ, bayır, kır, çayır ve sadece ve sadece sizin olsun orası. Uygulamayı yaparsanız kendinize. Çok ilginç değil mi? Buradaydık. Yani ben buradaydım, siz oradaydınız. Evinizin odasında. Nerelere gittiniz? Gitmiş gibi oldunuz. O koku, o ses. Ha? Neyse hissettiğiniz, hissettiniz muhtemelen. Belli duyumlarınız oldu gittiğiniz yerlerde. Ama günün sonunda baktığınızda odanızdasınız. Evet. Hadi şimdi bedeninizde gergin bir yer bulun. Buldunuz mu? Gözlerinizi kapatın ve bedeninizde gergin bir yer bulun. Evet. Güzel. Kapatın gözlerinizi. Gergin bir yer bulun. Güzel. Şimdi bedeninizde nötr bir yer bulun. Neredeyse yokmuş gibi olsun. Aa, şimdi fark ettim ne kadar rahatmış orası. Nötr bir yer. Bulmuşsunuzdur herhalde. Güzel. Şimdi gergin yere gidin bedeninizdeki. Kalın, kalın. Nötr yere. Nötr yere. Güzel. Gergin yere. Nötr yere. Gergin yere. Nötr yere. Nötr yerde kalın. Kalın, kalın. Gergin yere. Nötr yere. Gergin, nötr. Gergin, nötr. Gergin, nötr. Gergin, nötr. Gergin, nötr. Gergin, nötr. Nötr yerde kalın, 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 kalın. Derin bir nefes ve gözlerinizi açın. Bireysel tabii çok daha rahat çalınıyor çünkü ben çalışılıyor. Ben o yeri de söylüyorum ama grup halinde de yapılıyor. Pekala. Ne hissettiniz? Hisseden, bir şey hisseden var mı? Deneyimini paylaşmak isteyen var mı? Genelde başım daha gergin oluyor. Ağrımaya müsait oluyor. Kimdir o? Göremiyorum. Benim. Genelde başım ağrımaya müsait olduğu için başımı düşündüm. Oraya odaklandığımda bir kasılma hissettim. Nötr yer bulabildin mi bedeninde? Karnımı düşündüm. Karnını. Peki. Güzel. Peki. Karın kafa gidip geldin. Orada bir şey oldu mu? Hissettin, fark ettin. Evet. Yani başıma odaklandığımda bir ani kasılma ama karnıma odaklandığımda bir rahatladığımı hissettim. Pekala. Peki, bu iki uygulamayı da, dediğim gibi bunlar bireysel uygulamalar ama gruplarda da yapılıyor. Ben yapıyorum. Covid'de zaten yapıyorum. Böyle minik şeylerle kendinizi biraz taçlandırabilirsiniz diye düşünüyorum. Biraz ödüllendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Günün sonunda hepiniz insan canlılarısınız. Ve yapabilirliğimiz hepimizin belli durumlarda değişiyor. Ve bence COVID'i de meselenin içine katıyor olun. Hakkınızı yemeyin diye düşünüyorum. Hepinize çok kolay gelsin. Teşekkürler. Umut Lider, sesin gelmiyor. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, rica ederim. Rica ederim. Umarım içinden birkaç şey çıkarıp hayatlarında kullanıyor olabilirler. Ve kendilerine çok canını sıkmıyor olurlar diye düşünüyorum ben. Bence çok iyi geldi ya hepinize. Ben öyle düşünüyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. O zaman herkese kolay gelsin. İyi günler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz.